Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bomba gibi bir video ile baş başayız. Evet arkadaşlar, bildiğim üzere dün gece Zirve 2 geldi ve Zirve 2'nin içerisinde Defkan, Rota, Yener Çevik, Burak King hepsi bir arada. Dün videonun gelmesini çok bekledim. Gece 12'de belki düşer diye Spotify'a geldi önce. Sonra YouTube'da paylaşıldı falan filan. Bir karışıklık oldu. Ondan sonra Rota bir tweet attı ve YouTube'un bu flow'ları kaldıramadığını gösterdi. Bu flow'ları bence de YouTube kaldıramaz. Çünkü Türkiye'nin flow tankları bu şarkıda. Defkan, Rota biraz daha içerisine bir Şehinşah serpiştirselermiş çok iyi olurmuş ama... Şehinşah'la ilgili bu örneği bayağıdır düşünüyorum. Yani Şehinşah'ın karakteri onunla dost olmam için uygun değil. O karaktersiz olduğu için değil. Yani bizim... Farklı insanlar. Tabii arkadaşım hani zaten. Farklı insanlarız. Anlatabiliyor muyum? Onu niye seviyorum diye düşününce aklıma ilk gelen şey ne biliyor musunuz? Ya, o bir piç. Ve bunu da saklamıyor. Piçi getirir hizaya. Piçim benimdir burada. Peşimdeyiz derde pirada. Peşimdeyiz derde pirada. Bu fikir ayrılığından dolayı falan belki Şehinşah olmamış olabilir. Ama olsaymış süper olurmuş çünkü ikisi de çok iyi flow konusunda. Şehinşah da olsaydı bomba bir parça olurdu. Ama yine bomba. Bu arada arkadaşlar Motive'nin de albümü geldi. Bununla ilgili geçen videolarımda söylemiştim ama albüm bana çok böyle bir hype gelmedi. Ben Motive'den daha güçlü bir albüm bekliyordum. Ama şunun altını çizeyim, yanlış anlaşılma olmasın. Albüm gerçekten güzel. Sadece benim beklentimin biraz daha altındaydı. O yüzden ben bir video çekmeye gerek duymadım ama talep olursa tabii ki de çekebilirim. Motive bu ülkenin en büyük geleceğe sahip olan gençlerinden bir tanesi. Ama şu basit bir şey değil. Bir albüm yapayım, albümün içerisinde 7-8 tane parçada süper olsun, patlasın gibi bir ihtimal çok zor. İçerisinden benim favori şarkım Masal. En çok onu beğendim. Ama Motive'nin gerçekten geleceği konusunda hiç şüphem yok. Sadece dediğim gibi ben çok hype'lanmadım. Daha yüksek, daha agresif beatler içeren bir böyle bir albüm bekliyordum ondan. Ama benim beklentimi çok fazla karşılamadı. Bu arada arkadaşlar videoları beğeniyorsanız beğene basmayı unutmayalım. Aynı zamanda kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çok fazla lafı uzatmadan videomuza geçiyoruz. Nasıldı? Evet arkadaşlar, şimdi burada Mix Serkan Özyurt, Mastering Gurur Gelen, Rota Records yapım ve yani Rota, Hit, Burak King, Defkan Ay, Kenar Çevik, aynen öyle. Kadro ilk baştaki Zirve'nin birinci serisiyle değişmiş. Canbayla Walker falan vardı orada. Ama bu kadro daha etkili olmuş bence. Hemen şarkıya geçelim bakalım. Daha yapılacak hiç çok var. Bizi bile bilemez onlar. Burak King nakarata gelmiş ya, belli. Ya, nakaratta kullanılabilecek en iyi adam bu zaten. Burak King'in tek bir şanssızlığı var. Şu bir nedeni mi var, bir sebebi mi var. O şarkının üzerine çıkamadığı için Burak King biraz yaralandı. Yani bütün şarkıcıların şanssızlığı bu arkadaşlar. Eğer yaptığın projenin daha üstüne bir sonrakilerde çıkamıyorsan senin kariyerinin sonuna doğru geliyorsun demektir artık. Ama yani Burak King abi nakaratta kullanılabilecek en iyi isim. Bizi bile bilemez onlar. Hep vardık hiç yoktan. Alçakta çok yandık, zirvede donlar. Bulamazsın biz gibi orijinal. Arabesk adam bu gece rockstar. Bir yıldız arıyorsan yüzüme bak, bizi zostar. Efektle rap yaz senelerce wekes. Acelini son duan et. Acemilerini reklamla. Yapana denir prens bu. Alınamaz yetenek bu. Çetem. Oha. Beat çok iyi olmuş ya. Seçenek yok, benim için sebebek bol. Rota hep var. 7-24 34'te çetemle fly mode. Götünü salla tayfanına, oradan koka. Oğlum müthiş. Beat çok soft girdi, sonradan basslar falan geldi. Burak King'in girişini oraya bağladılar. Çok iyi bir giriş olmuş ya. Leşüret keşerif, keşke bir keşme keşke bit için varmış gibi davranmasa yansana ikon. Fıtırçolara inan vermem yer bile bekle. Nesiller sayemizde ekmek yerine fırın yemekte. Emin ol gör. Bu nesillerden kastı benim anladığım, yani çünkü burada bir diss var ama şey, nasıl söyleyeyim, acaba şu anda tepkiyle alakalı bir şeyler duydum, bu gidişat ona mı gidiyor yoksa yani başka bir şeylerden bahsediyor, onu tam anlayamadım çünkü hani tepkiye gidiyorsa eğer bunlar, hani siz bu müzik işte gençler bunu hak etmiyordu, siz bunu bu hale getirdiniz mi demek istiyor yoksa başka şeylerden bahsediyor, onu tam çözemedim.
Siz de fikirlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz bu arada. Geçsin beni bir gün olsun yemin. Ne demet ne ortaç ne de Hande'yle. Dört üstüne sırtlanır. Tepki bu yaptığını bence hak etti yani. Çünkü bunu New School yeni çocuklardan bir tanesi yapsaydı, hani Hande Ener ya da herhangi bir popçuyla bir feat olayını, çok fazla tepki çekmezdi. Ama tepki ben old school'um diye gezen bir adam ve hani old school'lar biraz daha böyle rap'e bağlıdır. Yani pop kitlesinden çok fazla insanlarla böyle iş birliği içinde olmazlar. Tepkinin bunu yapması bence yani hak etti yani bunları. Ben hücrelerde çürürken derim her hücremi püf. Gür bu ses onlar için kafiyeli birer mühür. İşi bitirip yakar tütün. Bu rot küfür. Ben de bir aynı boni baklar hep aynı profis. Ama kazandığımız boni faydan ayıp. Şayet içindeysen işin belki competition işin false flying. Fama en yukarıda bırakacağım lan aynı Kobe Bryant. Kafana göre takılsan yum ki konuştuğun konuşsun. Sen dışarıdan insan fake içerden bu çocuğusun. Death to easy abi müthiş. Tek kelimeyle Defkan müthiş. Defkan flow konusunda müthiş bir adam ya. Çok güzel girmiş ya, şarkı çok iyi ya. Ben ki Türkçe rap için kafamı kolumu koymuşum. Sen bir toplu seks partisinin sonucu doğmuşsun. Sanal da... Abi bu da söylenmez ya. Cevap versek dostumuz olursun. Moruk hiçbir değerin yok dünyada, boşluğun boşusun. Bilirim zorluğunu, yukarı kostum yokusun. Bir de soğukluğunu, polisin beni soktuğu kovuşun. Fat nine mikrofonu ver patlasın dinamit. Paraysa değerin sap ruhunu götüne girsin piramit. En iyisi izmarit sokağa fırlattım gülerek. Listelere sokma beni, kalbinde taşır Türkçe rap. Listelere sokma beni dediği. Şimdi bu Yener Çevik geçenlerde işte bu Spotify yeni gelenler listesi falan, ondan bahsetmişti. İşte bizi listeye sokmuyorsunuz falan ama bizim size ihtiyacımız yok mu? Böyle bir şeyler demişti herhalde. Muhtemelen ondan bahsediyor. Çünkü Motive'nin albümü geldiği gibi hani direkt dün akşam mesela rap listesinde Motive'nin böyle resmini falan koydular oraya ama Yener Çelik gibi adamları yayınlamıyorlar. O da hatta işte bu isimlerini, işte bu rapçileri yayınlamazsanız yarın öbür gün kimden şarkı alacaksınız falan filan diye tehditkar bir konuşma yaptı ama oradan bahsediyorlar herhalde. Her daim tüm ömrümü bunun içine der ettim. Yemin olsun caddem şahit. 5 ölü 2 yaralıyız kim katil. Sebebim rap tüm meselem de. Her gün yeniden denesem de. Kime ne desem ya da demesem de. Dipten çıktım zirvelere. Terk edilip ölüme Freddy gibi geri dön. Birkaç aya 1 milyon lira kap. Editör blockchain, kripto, eurobond, trading, azdos, volkan, otto, tracking. Kriptodan terse kalanlar var mı bu arada ya? Aşağıya yazabilirler. Kripto trading falan filan diyor ama Hayki çok iyi gidiyor. Rakamları çıkart, ne kalacak geri göt. Dönüştüğün şeye bak, bu neyin zaferi göt. 7-24 topla bir karınca gibi göm. Sen bize gel, donu sıyırınca beni gör. Piyasanın babası, kimin kafası? Hayatını adabul aradığın hayatı. Sokakta yok magazin, halk konuşur yarasından. Korkaklar silahından, bu parasından. Beni tıkmak istiyorlar içeri. Boş ver, ellerinde delil yok hiç içeri. Richie Rich, işçi çocuk zengin. Eskisinden bencil, cüzdanımda sevgim. Yener Reis geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Ya tepkiyi mahvetmişler ya. Hepsi birden girmiş, biraz ağır olmuş bence. Çünkü en başta Defkan, Rota yani çok iyi şeyler söylemediler ama ya tamam adam hak etmiş olabilir ama biraz fazla olmuş ya. Beyoğlu'na 3 saat. Siyahinin elinde parfüm saat. E5'te petrole simit saat. Uyku durmayan gözlerime git yat. Senene gününe yılına 2 pasta. Sana öğüt verip giden kendi hasta. Yana otur eli çıkar salla salla. Kehri var kararır burada geceden fazla. Gazla aga gazla martılar firar. %80'imizin evi de kira. Şiirin kalbini duvar yazısı kırar. Kim an... Yener'in verse'ündeki en güzel yer bas yokken girmiş ve basla gazla aga falan derken şarkı başka bir boyuta çıkmış. Sonra düşer kimi de sarar aga. Ama verse biraz bence az olmuş Yener'in verse'ü. Bir de bu Defkan'dan, Rota'dan falan biraz farklı gitmiş. O biraz daha sanki hani ülkenin durumundan falan bahsetmiş gibi geldi bana. Ben çıktım zirvelere. Evet, son bir konserle birlikte konser tarihini de vermişler. O şekilde bitirmişler. Zaten onu söylemişti. Kliple birlikte işte paylaşacağım konser tarihini diye. Vallahi şarkı, ben bayıldım.
Yani böyle adamların bir arada olduğu projeleri ben zaten çok severim. Hepsi de çok iyi isimler. Bu ülkenin eski isimleri ve flow konusunda çok iyiler. Şarkı benden geçerli puan aldı. Sadece Yener'in verse'i çok azdı. O hoşuma gitmedi. Biraz daha dinlemek isterdim böyle bir parçada Yener'i. Başka da söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Bence şarkı geçerli puan aldı. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Peace.